Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Ben Aytu Aykut. Bugün sizlerle birlikte Dark Souls 3'ün aşırı hoşuma giden muazzam bir grafik modunu deniyoruz. Oyunlara çok mod kurmayı seven bir insan değilimdir. Böyle hani modlayalım kafasını takdir eden, seven biriyimdir ama çok kendim kullanmam açıkça söyleyeyim. Fakat Nexus mod sitesinde gördüğüm bu Dark Souls 3 modu harbiden mest etti beni yani. Harbiden mest etti. Şimdi mest etme sebeplerini şu an için anlıyorsunuzdur. Videoyu da elimden geldiğince kaliteli bir halde çıktısını almaya çalışıyorum. Çünkü bu muazzamlığı siz de tam anlamıyla yaşayın istiyorum. Faraham setini giyip elime de Lothring kılıcını aldım. Fakat dediğim gibi yani oynayıp görmeniz lazım şu muazzamlığı. Parlaklıklar, ışıklar hiç sekmiyor. Kesinlikle çok uzun süre oynadım. Şey hata da yok. Hani çarpma, kırma falan. Online'a da girebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Harbiden çıkmıyor yani. Şimdi şöyle ben set değiştire değiştire, deneye deneye üstümüzdeki altımızdakini, oyunun güzelliklerini, oyunun bu grafik moduyla daha mı güzel olduğunu yoksa daha mı kötü olduğunu bunlara bakalım istiyorum. Şöyle ben rastgele giyeyim bir şeyler. Mesela şöyle bir set. Tamam mı? Elimize de ne alalım mesela? Burada Lorian, pardon, Lothring kılıcı diyorum. Lorian'ınki yerine Yorm'un maşetesini alalım mesela. Tek elimize alalım bunu. Biraz bu modda, bu grafik modunda şöyle şeylere girelim. Çatışmalara girdim. Şimdi şuradaki yukarıdaki elemanları hatırlarsınız ama bu arada hani grafikleri bakın ya, muhteşem ötesi, muhteşem ötesi oluyor. Ya uzun zamandır da girmiyorum hani Dark Souls ama bu kadar güzel değildi grafikler. Harbi bir parlama, bir canlılık gelmiş yani grafiklere. Şimdi üst kata çıkalım bakalım. Ya yani karanlıkta falan da çok iyi mesela. Bir elimize torç alayım. Nerede benim torçum, ha? Torç alayım mesela. Baksanız abi şeye falan bak. Görüyor musun? Işıklandırmalar. Ya bayağı bir kontrast arttırımı yapılmış. Bu kontrast arttırımıyla da kapanan yüzeyler, karanlık yüzeylerde bir ateş oldu mu muazzam bir görüntü çıkıyor ortaya, bakın. Şu torçtan çıkan şeyler falan. Yani aşırı hoşuma gitti. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten oyunu bir daha bitirirsin şu mod için. Çünkü şunun yaşatacağı görsellik muazzam. Şimdi bir tane Ember yiyelim. Şöyle Ember kullanalım. Güzel. Ember'ımız restored'landı. Gördüğünüz gibi muazzam. Harbiden. Üstümüzden çıkan bakın Ember'lar bu sefer geldi. Tekrar yüzeye. Zaten bu oyunun grafiksel anlamdaki şeyleri iyiydi. Geliştirmeleri falan. Ama bu modla tabii çok daha iyi bir hale almış. Şimdi mi tekledik lan? Bayağı iyi koyuyor ya maşetede. Bu arada oyunu DualShock 4 ile oynuyorum. Titreme bakın. Şunu yapıyorsunuz ya. Yere vurduğunuzda titreme falan geliyor. Bu çok farklı bir şey. Bu titremeli muhabbet. Onu ben zaten bayılıyorum titremeye. Valla ben Dark Souls'u bir daha bitireyim ya. Bak şimdi tekrar canım istedi. Tam maşeteyle bitireyim. Maşete büyüğüymüş lan. Oh! Mage'i arttırdık. Çok güzel oyun be abi. Bak öyle daha güzel. Harbi daha güzel. Mis. Bakın grafikler hiç teklemiyor. Görüyorsunuz değil mi? Hiç teklemiyor. Çok stabil ya. Harbi çok stabil ve aşırı bir canlanan görüntü var. Iritil'i seçmemin nedeni de tasarımsal olarak en çok burayı beğenmiş olmam. Yine hani alta mesela dersiniz ki ya bir de kardeş şuraya git de görelim falan dersiniz. Direkt çakarız. Hiç sıkıntı değil. Şimdi başka bir set giyelim. Şöyle çok da uzun bir video olmasın. Hoşuma giden setlerden mesela şey Artorias'ın setini giyelim. Wolf Knight seti.
duygusal da bir settir zaten bizim için. Hikayesini de yakından tanıdığımız bir arkadaş. Artorias'ın kılıcını da giyelim. Nerededir Artorias'ın kılıcı şimdi? Artorias'ın kılıcı. Tek eksik Sif. Şu şekilde. Arkadaşlar. Hatta bak ne diyeceğim. Bu tür videolarda insanlar HUD'leri kapatır. Gördüğünüz gibi. Bu HUD için çok mantıklı bir hareket var. Bekle. Nerede o? HUD off, on, auto, auto. Ha, auto. Auto mu yapıyorduk onu? Tabii auto. Evet, şu. Oraya geldi gösterdi. Geldi gösterdi gitti. Çok güzel bir sistem. Özellikle bu tür grafik modu videolar için çok daha güzel bir sistem. Şimdi Artorias'ın setiyle videoyu ben bitireyim. Dediğim gibi başka bir yerlere gitmek istersiniz, başka bir harita istersiniz. Hemen kaça giderim ben. Pontiff'le dövüştüğümüz noktayı seçtim. Burası gerçekten grafiksel anlamda beni büyüleyen bir yerdi. Arkamız Anor Londo, önümüz Pontiff. Ben mest oldum. Grafik modu çok hoşuma gitti, açıkça söyleyeyim. Şu hareketle de videoyu bitirelim. Artorias'ın bildiğiniz gibi özel saldırısıdır arkadaşlar. Ben Aytu Aykut. Bugün sizlere böyle bir video çekmek istedim. Grafiksel muazzamlığıyla Dark Souls'u bitirmiştik bildiğiniz gibi kanalımızda. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Modla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Nasıl yüklendiğini falan. Aşağıda linkini vereceğim. Yani yükleme işi zaten all verdiğim linkte yazıyor. Direkt linkten şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben Aytu Aykut. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.